Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte enfes bir el açması baklava hazırlıyoruz. Üçgen ev baklavası. Gerçek ev baklavası katları tek tek ayrılan güzel lezzetli bir baklava. Baklavanın ilk önce hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum 2 yumurta sarısı ekliyorum yumurtanın akını kullanmıyorum 1 çay kaşığı tuz ekliyorum güzelce çırpıcı ile karıştırıyorum güzelce karıştıktan sonra 1 paket kabartma tozunu bakın bir kaseye koyuyorum Üzerine 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Sirkeyi güzelce karıştırıyorum kabartma tozu ile birlikte ve sıvı karışıma ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Artık çırpıcıyı çıkarıp hamuru hazırlıyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Unu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde ilave edin. Katı bir hamur olmasın. Eğer hamurunuz çok katı olur ise açamazsınız. Buna dikkat edin lütfen. Ben bu tarifte 3,5 su bardağı un kullandım. Azar azar ilave ettim. Ne yumuşak, çok yumuşak ne de çok sert. Orta kıvamlı güzel bir hamur olması gerekiyor. Bu tarifte 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullandım. Şimdi hamuru daha rahat yoğurabilmek için tezgaha alıyorum. Tezgahta iyice toparlanıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Tamamen toparlanıp özleşinceye kadar hamuru yoğurdum. 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Bunu söylemek istiyorum ve artık hamurumuz hazır. 3,5 su bardağı un yeterli geldi. Sizler de lütfen kontrollü bir şekilde koyun ki sorun yaşamayın. Şimdi tekrar yoğurmuş olduğum kaseye alıyorum. Üzerini örtüp 1 saat dinlendiriyorum. Hamurumuz 1 saat dinlendi. Şimdi dinlenen hamuru tezgaha çıkartıyorum. Bakın Hamur kendini gayet güzel bırakıyor. Şimdi hamurdan bezeler yapıyorum. 18 adet beze hazırlıyorum. Bezeleri güzelce yuvarlayıp ayrı bir tabağa alıyorum. 18 adet beze var. Şimdi bezeleri hazırladıktan sonra Tekrar poşet içine geçiriyorum veya üzerine poşet ile de kapatabilirsiniz. Hava almaması gerekiyor. 30 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Güzel açılabilmesi için bu püf noktalarına dikkat edin lütfen. Artık şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 4 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su ekliyorum. Şerbetin soğuk olması gerekiyor ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakika kaynadıktan sonra 1 çay kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Limon suyu ile birlikte 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşe alıyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Artık şerbet hazır. Şimdi baklavayı açma işlemine geçiyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına ve üzerine ilk önce hafif un serpiyorum ve bastırarak inceltiyorum. Ve serpmiş olduğum un ile artık açabildiğim kadar ince açıyorum servis tabağı büyüklüğünde hamuru açtım şimdi üzerine nişasta serpiyorum artık hiç un kullanmıyoruz ve nişasta serptikten sonra açma işlemine devam ediyorum gerekirse tekrar nişasta serpebilirsiniz bakın ara ara ve ne kadar ince açar isek o kadar güzel olur baklavamız buna da dikkat edelim açabildiğimiz kadar ince açalım İlk etapta fazla nişasta koymuyorum. Diğer baklavalarda olduğu gibi ara ara serperek ince açıyorum. Bakın çok güzel açıldı. Açmış olduğumuz baklavalık yufkaları bakın temiz bir örtü üzerine serelim. Bu baklavanın özelliği bu şekilde hafiften böyle üzerinin kuruması gerekiyor. Çok fazla da kurutmuyoruz. Eğer çok kurumaya başlıyor ise açtığımız ilk açtıklarımız üzerlerine hemen yeni açtığımızı koyalım ki çok aşırı da kurumasın. Yoksa şekil veremeyiz. Hafif kuruması gerekiyor yani tepsermesi. Bütün baklava yufkalarını açıp bakın bu şekilde hazırladım. Şimdi artık birleştiriyorum. Hemen bakın bir tane baklavalık yufkamı alıyorum ve seriyorum. Üzerine ceviz serpiyorum. İkinciyi koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi kurudu. Tekrar ceviz serpiyorum. Her katına ceviz serperek bütün yufkaları üst üstüne koyuyorum. Her katına ceviz koyduğumuz için bakın bol bol koymuyoruz. Hafiften serpiyoruz. Ceviz koymadığımız katı kalmıyor. 18 kat üst üste gelecek şekilde bütün yufkalarımızı bakın bu şekilde hazırlıyorum. Hafif böyle bakın kuruttuğumuz için tep için kıvamını görüyorsunuz. Yufkaların bu şekilde olması gerekiyor. Bu baklavada kurutmak önemli. Şimdi artık şekil verme işlemine geçiyorum. Hepsini üst üste koydum. Kenar kısmını çıkartıyorum. Buraları tepsinin kenarında kullanabilirsiniz ve gördüğünüz gibi iki parmak kalınlığında ilk önce uzun şeritlere kesiyorum. şekil verirken hemen şekil veremeyeceğimiz için yarısını bakın temiz bir örtüyle kapatıyorum üst kısmının çok kurumaması için eğer çok kurur ise şekil vermemiz zor olacaktır ve artık normal kesme işlemine geçiyorum kenarından katlayarak bakın üçgen yapıyorum ve kesiyorum. Tekrar gösteriyorum. Üçgen katlıyorum ve kesiyorum. Bakın. Üçgen katlayıp kesiyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum bütün baklavayı hazırlıyorum. Tepsi olarak da 40 santimlik büyük boy tepsi kullanıyorum. Bakın hepsini yerleştirdim. Kenardan çıkan parçaları da kenar kısımlarına koydum. Oraları daha küçük koymak gerekiyor. Ve baklavamızın hepsi tepsiye yerleşti. Şimdi yağını hazırlıyorum. 250 gram tereyağını eritiyorum. Bakın tereyağı eridiğinde üzerinde oluşan köpükler var. Bu köpükleri mutlaka alıyoruz. Yoksa üzerinde siyah-siyah yanık bir görüntüsü olacaktır. Bütün yağın üzerindeki bu köpükleri alıp köpüklerinden arındıralım. Hiç köpüğü kalmasın. Bütün köpükleri aldıktan sonra bakın yağ da eridik. Ocağın altını kapatıyorum ve. Bir su bardağı da içine sıvı yağ ekledim. Kamerada şu an gözükmüyor ama mutlaka ekliyoruz çünkü az gelir yağınız. O kısmı silinmiş. Ve baklavaların üzerine yağı koyarak her tarafını yağlıyorum. Sıvı yağ sonradan ekliyoruz. Bunu unutmayalım. Isısını düşürmek için tereyağını ve artık pişirme işlemine geçiyorum. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında kızarmaya başlayıncaya kadar pişiriyorum. Kızarmaya başladığında ise 160 dereceye düşürüyorum ve tamamen kızarmasını sağlıyorum. Tam olarak benim baklavam bakın bir buçuk saatte bu kıvama geldi. Baklavayı yaptığınızda uzun zamanda pişmesi gerekiyor. Böyle içini çeke çeke bu önemli bir nokta. Bu şekilde pişirmezseniz eğer istediğiniz sonucu alamazsınız. Ve fırından çıktı artık gördüğünüz gibi. 5 dakika bekliyorum. 5 dakika beklemesi yeterli. Tamamen buz gibi soğumuş olan şerbeti artık baklavanın üzerine koyuyorum koyarken de her bir baklavanın üzerine gelmesini sağlıyorum. Tamamen şerbetini koyduktan sonra soğuyup şerbetini çekinceye kadar dinlendiriyorum. 1-2 saat dinlenir ise çok güzel sonuç alırsınız. Bakın artık tatlı şerbetini çekti. Harika görünüyor. Çıtır çıtır nefis bir ev baklavası hazırladık üçgen ev baklavası ve şimdi artık sizleri doku testi ile baş başa bırakıyorum bakın harika görünüyor şöyle bir servis tabağına aldım şerbetini harika bir şekilde çekti ve enfes oldu ev baklavası bakın bizde bu şekilde Kastamonu yöresinde sıklıkla yapılan bir baklava çeşidi. Bu tarifi sizler ile paylaşmak istedim. Bayramda rahatlık ile yapıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Ramazanda yapabilirsiniz. Canınız istediği her zaman yapabilirsiniz. Düğünlerde, mevlütlerde yapılan çok lezzetli, güzel bir baklava. Şimdi sizlere doku testi yapıyorum. Bakın, çok güzel kıvamı, böyle yerken ağzınızda eriyen enfes bir baklava oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.